Ahmet'le anıyoruz. Sevgili seyirciler, tabii bir gemimiz vardı burada. Küçücük bir cüssesi vardı ama ona rağmen düşman gemilerine Çanakkale Boğazı'nı dar etti. Nusret Mayın gemisinden bahsediyoruz. Nusret Mayın gemisi savaşın kaderini değiştirdi. Şimdi çürümekten kurtarıldı ve 2003 yılından bu yana da müze olarak kullanılıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde en çok ziyaret edilen noktalardan biri. Ve gemi bu kez kapılarını TRT için açıyor. TRT muhabiri Mustafa Özen konuklarıyla birlikte geminin tarih sahnesindeki yerini konuşmak için bizleri bekliyor. Ve şimdi Mustafa Özen ve konuklarına bırakıyoruz sözü. Teşekkür ediyorum Yavuz. Mersin'in Tarsus ilçesinden herkese günaydın. Evet, Çanakkale geçilmez. Bu sözü ne zaman duysak herkesin eminim tüyleri diken diken oluyordur. Bunun sebebi de kimine göre fedakarlık, kimine göre bir kahramanlık, kimine göre de vatan sevgisinin yaşandığı bir cesurca bir yaşanan savaştı. Tabi savaş kimsenin istemediği bir şey ama Nusret Mayın gemisi olmasaydı kaderi çok farklı olacaktı Anadolu'nun, Türkiye'nin. Önemli bir gemi artık Tarsus'ta sergileniyor. Biz de bugün konuklarımla geminin içinden görseller sunacağız. Tarihteki yerini konuşacağız. Ama öncesinde bu gemi nasıl Tarsus'a getirildi? Bununla başlayalım. Yanımızda Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can var. Efendim, nasıl kazandırıldı bu gemi hem tarihe hem turizme hem de Tarsus'a? Nusret Mayın gemisi Çanakkale'de destanı yazdıktan sonra 1955 yılına kadar ordudaki görevine devam etti. 1955 yılından sonra 1962 yılından 1990 yılına kadar yük gemisi olarak denizlerde görevine devam etti. 1990 yılından sonra yaklaşık 2002 yılına kadar Mersin denizinde atıl vaziyetteydi. Hatta bir defa da batmıştı. Kültür Bakanlığı ve Kızılay'ın katkılarıyla karaya çıkartıldı. O dönemin belediye başkanı, şu anki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Bey'in yoğun çabalarıyla Mersin Limanı'ndan alma girişimlerinde bulunuldu. Başkanımız Burhanettin Bey Mersin Limanı'ndan gemiyi ihaleyle satın alarak 3 parçaya bölüp vaziyette Tarsus'umuza getirdi. Ve başkanımızın o zaman güzel bir sözü vardı. Nusret Mayın gemisi Mersin'de atıl vaziyetteyken biz rahat uyuyamayız. Jilet olmasını beklerken biz rahat uyuyamaz diyerek tarihi Nusret Mayın gemisine sahip çıktı ve Tarsus'umuza getirdi. Evet, bu çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Batırıldı, çürümek üzereydi. Hatta jilet olması konuşulan bir geminin kazandırılması söz konusu. Peki tepkiler nasıl? Tabii biz o zaman da ben belediye başkan yardımcısıydım. Tarsus'umuza 2003 yılında bu geminin getirildikten sonra burası 6000 metrekarelik alana tekabül eden bir yeşil alan. Gemiyi restorasyon çalışması tamamen bitirildikten sonra burada Çanakkale'yi andıran savaşta kullanılan objeler, o zamanın kahramanı Seyit Onbaşı'nın heykeli ve geminin içerisinde bulunan bal mumundan yapılmış maketlerle beraber gemi vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Tabii buraya getirildikten sonra, açılışı da yapıldıktan sonra hem Türkiye'den hem dünyadan bu gemiye sahip çıkıldığından dolayı çok büyük olumlu tepkiler aldık. Yani askeriyemizden, vatandaşımızdan, dünyadaki yaşayan Türk vatandaşlarının hepsinden tarihimize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Burada Nusret Mayın gemisini gelip gezen vatandaşlarımız en azından Çanakkale ruhunu gelip yaşıyorlar. Evet, bunu yaşamak için Çanakkale'ye de gitmeye gerek yok aslında. Ben tüm aslında Çukurova'da yaşayan insanlara, buraya yolu düşen herkese sesleniyorum. Buraya geldikleri zaman Çanakkale'den bir şeyler bulmaları mümkün. Aslında bir şey değil, her şeyi bulmaları mümkün. Yanılıyor muyum? Doğrudur. Çanakkale'deki zaten bu geminin maketi vardır. Orijinalinin burada olduğunu aslında bütün vatandaşlarımız biliyor. Ve sırf Çanakkale Nusret Mayın gemisi gezmek için şehrimize değişik illerden, değişik vilayetlerden gelen vatandaşlarımız da var. Burada gelip Çanakkale ruhunu rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Ve Çanakkale ruhunda bizlerin yaşamasını da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şehrimiz olarak Çanakkale'deki destan yazan, bugünlere gelmemize büyük bir önemi olan Nusret Mayın gemisini şehrimizde misafir etmekten hepimiz için onur kaynağıdır, gurur kaynağıdır. Gerçekten Çanakkale'de Nusret'in yaptığı işlevlere baktığımız zaman bugünlere gelmemizi sağlayan
önce Ulu Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları aziz şehitlerimizdir. Bunun yanında Çanakkale'de Nusrat Mayın Gemisi büyük bir misyonu üstlenmiştir. Teşekkür ediyorum efendim. Ben kameraman arkadaşım Mustafa Yazıcı'nın yardımıyla o hani mayınları da göstermek istiyorum. Başkanım sizin de müsaadenizle. İşte mayınlar burada raylara yükleniyor ve bu raylardan yavaşça denize bırakılmış. Bu tabii bir kahramanlık hikayesiydi. Şimdi o kahramanlık hikayesinin tarih kısmını konuşacağız. Tarihçi hocamızla Mersin Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Ahmet Asker'le birlikte konuşacağız. Hocam da zaten haritanın önünde bizi bekliyor. O resim bize aslında Nusret'in neler yaptığını gösteriyor. Yanlış mı hocam? Evet, çok haklısınız. Nusret Mayın gemisi 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinin kazanılmasında çok önemli bir rol üstleniyor. Ben şunu haritaya bakarak size göstermek istiyorum. Şimdi 10 hat boyunca boğaza dikey şekilde konumlandırılmış mayınlar var zaten. Şuradan başlayan boğazın sonuna kadar giden 10 hat mayın dikey olarak bulunmakta. Fakat Nusret Mayın gemisinin burada üstlenmiş olduğu görev çok önemli. 8 Mart gecesine bağlayan gecede Nusret Mayın gemisi çok önemli bir görev alıyor. Tehlikeli bir görev. Buradan düşman donanmasının seyir gemilerinin tehlikeli ışıkları altında şurada Göztepe Erenköy açıklarındaki karanlık limana 26 tane yarım tonluk mayını bırakması suretiyle ilk önce Bulvo, sonra Irresistible ve Ocean gemilerinin batmasına vesile oluyor ve bu gemilerin kaybı düşman donanmasında çok büyük bir moral çöküşüne sebep oluyor ve bu savaşın kazanılmasında da çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben biraz teknik bilgi vermek istiyorum hocam. Bu gemi 40 metre uzunluğunda, boyunda 7,5 metrede eni var. Aslında küçük bir gemi. Bir mayın gemisi için ideal bir ölçü müdür bu? Bilmiyorum. Onu da size sorayım. Tabii. Şimdi bir mayın gemisinden beklenen aslında bu düşman hatlarından seri bir şekilde, çevik bir şekilde ve çok da belli olmadan, fazla su çekmeden, ki Nusret Mayın gemisi 2 ton su çekiyor. Çok da su çekmeden hareket edebilme yeteneğine sahip olması. Zaten Nusret Mayın gemisi bunu karşılıyor. Ve boğazda döşenen birçok mayını kendisi zaten döşemiş durumda. Bu gemi ile de dediğim gibi bu karanlık limana bıraktığı mayınlar düşman gemilerine tespit edilmeden, keşif uçuşlarında da belli olmadan başarılı bir şekilde bırakılmış oluyor. Şunu da sormak istiyorum hocam. Peki Nusret Mayın gemisi tamam gerçekten orada kahramanlık destanı yazıldı. Cesurca mücadele verildi. Peki Nusret Mayın gemisinin bu misyonu olmasaydı ne olurdu? Tarihte nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz? Çanakkale cephesinin tarihin seyri değiştirdiğini birçok tarihçi de söylüyor. Bunu bizzat Winston Churchill 1930 yılında da itiraf etti. Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar sayesinde batan bu İtilaf Devletleri'nin savaş gemileri donanma moralini çok bozduğu için donanmanın, düşman donanmasının geri çekilmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu savaş gemileri İstanbul önlerine kadar eğer gelemediyse Nusret Mayın gemisinin dökmüş olduğu mayınların bu planı geri çekmesinden kaynaklanıyor. Yani Nusret Mayın gemisi olmasaydı şunu söyleyebiliriz. Churchill'in de dediği gibi savaş çok daha farklı bir seyir takip edebilirdi. Arkada bekleyen daha 15 tane savaş gemisi ve dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip o dönem için Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul önlerine gelebilirlerdi. Fakat Nusret Mayın gemisinin bu başarılı harekatı, bu plan, bu ince plan, ki bu plan sadece şöyle de değerlendirmek lazım. Yani paralel bir şekilde döşüyor mayınları. Hiç bu düşman donanması aklına gelmeyen bir şey ve bu dökülen bölgede karanlık limanda yosunlarla kaplı olduğu için havadan da tespit edilemiyor. Balıkçı tekneleri tarafından da tespit edilemiyor. Şöyle düşünelim, savaş 1915'in 18 Mart'ında sona eriyor. Geri çekiliyor bu cepheden bu gemiler. İlerlemeleri durduruluyor. Biraz daha düşünecek olursak bir gün 1917 yılında Rusya'ya yardım götürülememesini düşünelim. Rusya'nın savaştan çekildiğini, orada yaşanan Bolşevik devrimini düşünelim. Yani bir dünyanın tarihinin gidişatına bir yön verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Nusret Mayın gemisi gerçekten tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Onu bugün bu vesileyle anmamız burada çok önemli. Bu vesileyle de ben şehitlerimizin burada ruhları önünde saygıyla tekrar eğiliyorum.
Teşekkür ederiz efendim. Evet, bugün konuklarımızla Nusret Mayın gemisini konuştuk. İçeriden görsellerden de size resim verdik. Ben genç arkadaşları da göstermek istiyorum. Okullarından buraya bu gemiyi gezmeye geldiler. Fırsat bu fırsat dediler. Çanakkale ruhunu burada yaşıyorlar. Bahçede yine temsili bir Çanakkale şehitliği var burada. 6000 metrekare alan üzerine kurulmuş ve Adana Mersin Karayolu'nun hemen yan tarafında. Yani Tarsus'a Mersin tarafından girerken bu gemiyi görmeniz zaten ışıl ışıl. Farklı ulusların da bayrakları var. Yerinde görmeniz mümkün. Ben de buradan hem Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü hem de vatan toprağının kurtarılması için mücadele veren, hayatını kaybeden tüm şehitlerimize ve gazilerimize buradan rahmetlerimizi iletiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz ve söz tekrar merkeze ediyoruz. Mustafa Özen, teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına. Sevgili seyirciler, veda ediyoruz.